Piyasa gündemiyle karşınızdayız. Yurt içi, yurt dışı gündeme bakacağız. Piyasalarda son durumu değerlendireceğiz, yorumlar alacağız. Rakamlarla başlayalım. Borsa İstanbul 100 endeksi grafiği gelsin. Borsa İstanbul'da yükseliş küçük de olsa devam ediyor diyelim. Açılış itibariyle daha yüksek rakamlar vardı ama bir miktar o yüksek seviyelerden geri çekilmiş gibi bir hayal gördük. Borsa İstanbul cephesinde aynısını Avrupa borsalarında da gördük. Teker teker bakacağız. 105.160 seviyesinde görüyoruz BIST 100 endeksini, %0.2'lik yükselişle. Buradan Türkiye tahvillerine geçeceğiz. Tahvillerde ne durumdayız bir görelim. 2 yıllık tahvilde 9.07, 5 yıllık tahvilde 11.63, 10 yıllık tahvilde 12.41 seviyelerini gördük. ABD borsalarının vadelilerine bakalım. Nasdaq'ta %0.3'lük düşüş var. S&P'de de daha yüksek seviyelerden vadeli tarafta yine de artı olsa bile daha düşük rakamlara doğru bir geri çekilme yaşanmış durumda. Son durumda S&P'nin vadelisini %0.1 artı gördük. Asya borsaları gelecek şimdi. Ya da Avrupa borsaları hangisi varsa. Asya geldi. Çin'de Şangay endeksini %0.3. Japonya'da Nikkei'yi %2.3. Hindistan borsasını %1.8 yukarıda gördük. Güney Kore'de KOSPI %0.1 eksi de, Hong Kong borsasında Hang Seng'de %0.8'lik düşüş gördük. Avrupa borsaları. Londra'da FTSE 100 %0.8, Frankfurt'ta DAX %0.5, Paris'te CAC 40 %0.9 artı da, Madrid borsasını da çok küçük artı da gördük %0.01 oranında. Endeksler böyleydi. Kurlara bakalım. Dolar TL gelsin. 6.81.52 seviyesini görüyoruz son durumda. Düne göre %0.6'lık bir yükseliş var. 6.77'den 6.81'e doğru bir hareket yaşandı bugün. Dolar TL'de deyip Euro TL'ye geçelim. Euro TL 7.50.04 seviyesinde düne göre %0.5'lik bir yükseliş var. 7.45'ten 7.50'ye doğru 5 kuruşluk bir yükseliş olmuş Euro TL kurunda. Gelişen ülke para birimlerini topluca göreceğiz şimdi. Dolar TL'de %0.6, dolar Meksika pezosunda %0.1, dolar Güney Afrika randında %0.3'lük yükselişler var. Polonya zlotisi, dolar Polonya zlotisinde %0.1'lik düşüş gördük. Dolar rublede de küçük de olsa %0.1'lik bir düşüş var. Euro dolar paritesi geliyor şimdi. 1.10'lu seviyeler. Düne göre %0.03'lük bir küçük bir düşüş var ama 1.10 seviyesinde tutunma çabası devam ediyor euro dolar paritesinde. Yarıdan fazlası eurodan oluşan dolar endeksi neredeymiş bir de ona bakalım. 99 seviyesinde 98'li seviyelerden 99'a doğru bir küçük de olsa bir yükseliş yaşanmış gün içerisinde. Ons altın. 1709 dolardan 1725 dolara doğru bir hareket var bugün ons altında. Dün 1690'lı seviyelerde görülmüştü. %1'e yakın bir artı gördük ons altında. Gram altında neler yaşanmış ona da bakalım. Hem kurda düne göre hem ons altında düne göre artış var. Gram altında da 370 liradan 377 liraya doğru bir yükseliş yaşandı. %1.3'lük bir yükseliş demek bu. Son olarak Brent petrol gelsin. Petrolde %1.8'lik yükseliş gördük. 33 dolardan 35 dolara doğru bir hareket var. Son seviye 35 dolar 25 sent. Rakamlar böyleyken iç dış gündemi topluca bir görelim önce. Piyasa gündemimiz geliyor. Bakan Albayrak'tan yılı pozitif büyümeyle kapatacağız açıklaması geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Covid-19 krizine rağmen yılı küçülme değil, pozitif büyümeyle kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Albayrak bundan sonraki sürece yönelik sosyal destek ve ihtiyaç, finansman ve kredi, konutla turizm ve seyahat sektörlerini destekleyen paketlere ilişkin çalıştıklarını açıkladı. Bu konuyla ilgili bir haberimiz var. Detaylı bakacağız zaten. Ekonomik güven endeksi açıklandı bugün TÜİK tarafından Mayıs ayında. Mayıs ayı rakamı geldi. Mayıs ayında güven endeksinin 61,7 seviyesine yükseldiğini gördük. Bir önceki aya göre %20'lik bir artış demek bu. Nisan ayında 51,3'tü ekonomik güven endeksi. Bu rakam, bu seviye, bu endeks 61,7 seviyesine yükselmiş durumda.
Fed'den, Fed üyelerinden açıklamaları var. Bunlardan bir tanesini St. Louis Fed Başkanı'ndan aldık. En kötüsü geride kalmış olabilir diyor St. Louis Fed Başkanı. Ekonomik daralma konusunda en kötüsünü geride kalmış olabileceğini söylüyor. Yaptığı toplantıda St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in tahvil faizi getiri eğrisi kontrolü ya da faiz konusunda ek bir sözlü yönlendirme benimsemesi için aciliyet görmediğini ifade etmiş. Ifo, Alman ekonomisi için tahminlerini güncelledi. Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ifo, 2020 ve 2021 için ekonomik tahminlerini güncelledi. Güncellenen rakamlara göre Alman ekonomisinin bu yıl %6.6 oranında daralması öngörülüyor. 2021 yılı için ise %10.2'ye varan bir büyüme tahmini paylaşılmış. Genel kanaat zaten bu sene böyle. Yılı küçülen ekonomiler olarak tamamlayacağız ama 2021 yılında bir önceki yılın baz etkisiyle belki de ciddi bir sıçrama yaşanması ihtimali de hayli yüksek. İngiltere Merkez Bankası toparlanmanın daha uzun ve daha zorlu olması riski var diyor. İngiltere Merkez Bankası Başkanı, İngiltere ekonomisinin koronavirüs salgının etkisinden bankanın Boeing başlarında yayınladığı ana senaryoda öngörülenden daha uzun sürede toparlanma riski gördüğünü ifade etmiş. Tahminler zayıftı, daha da zayıf olabilir uyarısı geliyor diyelim ve Güney Kore'ye geçelim. Güney Kore Merkez Bankası faizi rekor seviyeye indirdi. Gösterge faiz 25 baz puan indirildi, %0.5 seviyesine çekilmiş oldu. Piyasa gündemimiz de böyleydi. Şimdi bir haberimize devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı sosyal ihtiyaç destek paketinin detayları belli oldu. Apar'ın ulaştığı bilgilere göre ihtiyaç sahibi vatandaşa, emekliye, çalışan kesime ve orta gelir grubuna yönelik düşük faiz oranı ile kredi imkanı sunulacak. Kamu bankalarının sağlayacağı finansman paketleriyle yerli üretimin yanı sıra turizm ve konut sektörleri de desteklenecek. İşte detaylar. Bundan sonraki süreçte dediğim gibi bu normalleşme süreci iktisadi faaliyetin devamı noktasında hakikaten hızlı adımlarla özellikle iç piyasa ve iç talebin hızlı bir şekilde normalleşmesi. Bunun içerisinde sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak. Finansman kredi destek paketleri olacak. Bunun içerisinde özellikle konut anlamında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uygun maliyeti uzun vadeli ödemesiz farklı paketlerimiz olacak. Bunun yanında hakikaten özellikle turizm, seyahat anlamında sektörlerimizi desteklememiz lazım. Paketler olacak. Toplumun önemli bir kesimini içine alacak yeni bir finansman paketi yolda. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın genel çerçevesini anlattığı paketin detaylarına APAR'a ulaştı. Edinilen bilgilere göre bu pakette ihtiyaç sahibi vatandaşa, emekli ve çalışan kesime, orta gelir grubuna yönelik uygun bir kredi finansmanı desteği yer alacak. Öncelikle mobilya, elektronik, beyaz eşya, bisiklet, motosiklet, ev tekstili ve çeyiz gibi ürün ihtiyaçlarında yerli ürünleri seçenler uygun finansman imkanından yararlanacak. Böylece yerli üretici de desteklenecek. Paketle ayrıca normalleşme sonrasında emekli ve çalışan kesimlerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacı için de uygun koşullu kredi sağlanacak. Böylelikle zor günler geçiren turizm sektörü de canlanacak. Orta gelir grubuna yönelik konut kredisi de yolda. Bu desteğin de uzun vadede ve çok düşük maliyetlerle sunulması bekleniyor. Kredi finansman desteği kamu bankaları tarafından sağlanacak. Kaynaklar bu kredinin belli bir dönem geri ödemesiz, geri kalanının da eşit taksitler halinde planlandığını ifade ediyor. Paketin cuma günü açıklanması ve pazartesi gününden itibaren de devreye sokulması planlanıyor. Kamu bankalarını bazı özel bankaların da takip etmesi ve turizm şirketlerinin de buna katılması bekleniyor. Ekonomik güven endeksi açıklandı dedik. Nisan ayı rakamına göre Mayıs'ta %20'lik bir artış var. Son rakam 61,7 seviyesini gösteriyor. Mayıs'ta ekonomiye güven arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks Mayıs'ta bir önceki aya göre %20,4 artarak 61,7'ye ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki artış tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Tüketici Güven Endeksi aylık bazda Mayıs'ta %8,5 artarak 59,5'e ve Herkesin Güven Endeksi %18 yükselerek 73,5'e, Hizmet Sektörü Güven Endeksi de %10,8 artışla 51,1'e yükseldi. Bu dönemde Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi %5 artarak 79'a, İnşaat Sektörü Güven Endeksi de %31,1 yükselişte 58,5'e çıktı. Bir konuğumuz var. Konuğumuza devam edeceğiz. Ekons kurucusu Ferhat Yükseltürk ile birlikteyiz. Ferhat Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi en son dün akşam Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni sosyal destek paketiyle başlayalım. Türkiye'de de devam ediyor. Üreticiyi ve tüketiciyi destekleme paketleri devam ediyor, gelecek. Dünyada da böyle bir hal var. Ama biz önce kendi açımız cephesinden, bizim cephemizden bakalım. Detayları kabaca belli olan bu paketin içeride ekonomik açıdan nasıl bir sonuç doğurmasını beklersiniz? Tabii aslında uzunca bir süredir 2018'den bu yana Türkiye biraz daha yerli üretimi destekleyici ve bu anlamda da hem sektörlerin rekabetini artırıcı hem de bu tarafta uygun finansman paketleriyle bu süreci ilerletmeye çalışıyordu biliyorsunuz. Bunun bir devamı olarak okumak lazım. Burada ilk etapta Mart ayında virüsün etkileriyle beraber ekonomide hızla bir soğuma ve özellikle üretim tarafında bir kayıp yaşamıştık. Bunun toparlanması açısından talebin bir şekilde yerine geliyor olması lazım. Aslında burada açıklanacak paketlerde biraz daha talebi desteklemeye yönelik paketler olmak lazım. Bu anlamda da eğer hakikaten biz yaz aylarıyla beraber bir dalga gelmezse bir miktar daha toparlanabilirsek, bu anlamda bence yurt içindeki üretici sektörlere destek olmasından önemli bir adım olacaktır. Burada tabii ekonomi bacağıyla beraber sağlık ve gerçekten de orada sağlık güvenliğiyle alakalı da adımları beraber koordine atıyor olmak lazım. Şu ana kadar atılan adımlar da bence bu anlamda bir miktar olumlu gidiyor gibi duruyor. Ekonomiler yavaş yavaş açılıyor diyoruz, bunun verdiği moral var ama küresel çapta otoriteler henüz öyle net bir gevşeme mesajı vermiyorlar. Hatta uyarılar gayet ciddi. Gelecek dönemin kolay bir dönem olmayacağına dair işaretler barındırıyor deniyor. Hala ciddi belirsizlikler var deniyor. Hala güven ortamının tam olarak tesis edildiğinden bahsetmek mümkün değildir açıklamalarını alıyoruz. İşte hep dönüp dolaşıp iş güvene geliyor. Ama orada da yani ilk açılmanın heyecanını geride bıraktıktan sonra acaba nasıl bir gündemle karşı karşıya kalacağız? Yani neyi konuşacağız? Açılmalar güzel ama yani çok hızlı bir toparlanma beklentisi zaten yok. Herkes senenin son çeyreğine doğru, yani sonbahar sonuna doğru ekonomilerde çeyreksel bazda ciddi toparlanmalar olabilir diyorlar ama sene sonu tahminleri nereden baksanız her yerde, her kurumda daralmaya işaret ediyor. Ne dersiniz? Tabii şimdi aslında bu açılmayı herkes özellikle piyasalar tarafında o son bir aydır rally havasıyla kutlama olarak yaşadık. Fakat aslında bu açılma bildiğimiz yani virüs öncesi döneme birdenbire geçeceğimiz anlamına da gelmiyor. Senin de belirttiğin gibi yani burada açılsak bile bunların hepsi kademeli olacak. Halen önlemler masada olmaya devam edecek. Yani hayatlarımızı, sosyal hayatımızı, ekonomik hayatımızı aslında bu yeni normal çerçevesinde belli bir süre götürüyor olmamız gerekiyor. Bu da ne zamana kadar? İşte gerçekten etkili bir tedavinin bulunup artık ortaya konulması ya da aşı diye tabir ettiğimiz aşının herhangi bir ülke tarafından bulunup bunun tüm küresel ölçekte çoğu insanların bu aşıyla tanışması sonucunda belki de yeniden yeni normale döneceğiz. Bu anlamda da ben bu yılın sonunda bile bunun biraz iyimser olduğunu açıkçası düşünüyorum. Büyük ihtimalle 2021 ortasından itibaren gerçekten aşıların son faz çalışmalarının bitip tüm insanlık için kullanılabilir hale geldikten sonra belki de gerçekten normalleşmeyi konuşabiliyor olmamız lazım. Ekonomilerin ve büyüklükleri açısından da baktığımızda aslında son yapılan tahminlerde 2019 seviyelerine ulaşmamızın bile 2022 hatta 2023 yıllarına sarkabileceğini bize gösteriyor. Çünkü ikinci çeyrek gerçekten çok bir daralma yaşadı tüm küresel çapta. Üçüncü çeyrekte de bu tipten çok hafif bir toparlamayla karşılaşacağız. Büyük ihtimalle yani çok böyle aşırı bir büyüme ve hemen ikinci çeyreği tersine çevirdik şeklinde V şeklinde bir
toparlanma beklemek bence bu aşamada fazla iyiyiz. Piyasalar bunun tam tersini fiyatlıyor tabii. Bence biraz daha simkitli istiyor olup mümkün olduğu kadar ağır ağır adımlarla bunu ilerletecek olmak gerekiyor. Çünkü yapacağımız, coşkuyla atacağımız her adım tekrardan bu salgın durumunun kötüleşmesine ve dünyada tekrardan bir ikinci bir dalga kapanma şeklinde sonuçlara neden olabilir. Bu anlamda bence ülkeler de mümkün olduğu kadar temkinli gitmeye devam edecektir. Yönetimlerin temkinli olmasında fayda var ama piyasalarda aynı refleksi bekleyebilecek miyiz? Yani yaz dönemi boyunca piyasalarda nasıl bir hareketlilik yaşanır? Borsalarda o şok düşüşten sonra toparlanmalar ciddi boyutlara ulaştı. Yani en azından o kayıpların yarıdan fazlasını telafi etmişler gibi görünüyor. İşte ABD borsasında S&P'de 3000 üzerindeyiz. Borsa İstanbul'da 105 bin rakamları görmeye başladık. Bunların kendi içinde barındırdığı bir iyimserlik var. Bu korunabilir mi? Yani bir taraftan ekonomiler temkinli olacak. Yaz ayları o kadar ekonomik açıdan rahat olmayacak belki. Ama piyasalar sabırlı olduğunu bildiğimiz yerler değil. Daha hızlı aksiyonların alındığı yerler. Neyi satın alacaklar bu aşamada açılmadan sonra piyasalar? Şimdi Mart ayında 23 Mart'tı galiba. 23 Mart'taki dibinden itibaren biz tüm küresel özellikle borsa taraflarında çok büyük bir rally gördük. %30-35'lere yaklaşan dipten ralliler gördük özellikle Amerikan borsasında. Fakat şu andaki değerlemelere ve çarpanlara baktığımızda aslında bizim düştüğümüz yerin de üzerinde yani beklenen gelirler üzerinden baktığımız çarpanlara baktığımızda mesela S&P'de 20'nin üzerinde beklenen kazançların üstünde bir çarpanla alışveriş yapıldığını görüyoruz şu aşamada. Tabii bunlar ne kadar sürdürülebilir? Burada Fed'in yarattığı bir finansal genişleme ve balonun etkisiyle biraz bu taraftaki fiyat kapılarında aşırıya kaçtığını görüyoruz. Burada bu ne kadar sürdürülebilir ve eğer gerçekten de şirket kazançlarında biz ağır ağır yıkıcı sonuçları almaya başlarsak bu borsadaki gerçeklikten bir miktar kopmuş fiyatlamalar ne kadar sürdürülebilir? Bence soru işareti. Bu anlamda bir miktar daha buralarda konsolide olup daha sonra buradan yön tayin etmeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten çok büyük bir rally yaşadık. Yani çok hızlı düştük ve çok sert bir yükseliş yaşadık. Nasdaq'ta yılbaşından bu yana artıya geçen bir nokta gördük. S&P tarafı keza öyle Ekim seviyeleri, Ekim 2019 seviyelerine kadar gelmiş durumda. Ben bu aşamada mümkün olduğu kadar riskli varlıklar tarafında pozisyon alınırken daha dikkatli olunması ve en azından hisse bazlı mümkün olduğu kadar hareketlere odaklanılması. Çünkü piyasa anlamında ben açıkçası bu seviyeleri çok mantıklı bulmuyorum. Buralardan çok fazla da pozisyon alınmasını açıkçası çok fazla tavsiye de etmiyorum. Bu noktadan sonra mümkün olduğu kadar bence daha risk algısı düşük varlıklara yatırım yapıyor olmak gerekiyor gibi duruyor. Bir taraftan şirket borçlarının ne kadar yüksek olduğunu konuşuyoruz. Zaten borçlu bir dünyaydı. Şimdi daha yüksek borçluluğa doğru giden ama küçülmeye doğru giden bir dünya ve daha hızlı bir toparlanmaya en azından 1-2 yıllık vadede net bir şekilde gitmesi beklenmeyen bir konjonktür. Bunun yanında da borsalardaki heyecan, şirketlerin karlılıkları o kadar yüksek olmayabilir diyorsunuz. Bir de zora düşen şirketler var. Yani devletler büyük şirketlerini kurtarma derdindeler. Belki batamayacak kadar büyük veya stratejik veya oradaki istihdam veya başka hassasiyetler o şirketleri ayakta tutma mecburiyetini de getiriyor. Şimdi bir taraftan borçluluk diyoruz, batan şirketler diyoruz. Bir taraftan da endekslerdeki heyecan diyoruz. Burada siz hata payının daha yüksek oranda piyasa içerisindeki fiyatlamalarda olacağını söylüyorsunuz. Peki bu değişebilir mi? Yani nasıl ki ekonomilerde tüketici için güvenin hızlı bir şekilde gelmesi her şeyi değiştirebilir diyorsak, aynısı piyasalar açısından bir tarafta merkez bankalarının tavrı, öbür taraftan işte zora düşen şirketlerin hükümetler tarafından desteklenmesi, bunları şöyle hep birlikte harmanladığımız yerde gidecek yeri yok diyebilmek ne kadar doğru olabilir? Yani uzun vadeli değerlendirmelerde sizin dediğiniz gibi büyük yatırımcıların en azından ABD borsalarından uzak kalmaktan yana olduklarını okuyoruz. Ve küçük yatırımcılar yöneliyor bu yatırım dünyasına. Burada da bir şeyler değişiyor. Siz bu tarafın çok riski olduğunu bahsettiniz. Peki fırsat nerede? Yani para var dünyada, o para nereye gidecek diye soruyoruz.
Tabii şimdi aslında hisse senedi tarafında senin de belirttiğin gibi yani uzunca bir süredir biz bireysel yatırımcı tarafının biraz daha ön plana geçtiği bir döneme geldik. Özellikle dipten dönüş hareketinde. Ve bu bireysel yatırımcılarda da biraz daha konjonktürel ve trend yönünde hareket etmeyi seven bir yatırımcı kitlesi var. Bu noktada burada ralliler çok sert ve hızlı olabiliyor fakat bunun dönüşleri de çok sert olabiliyor. Bu anlamda ben biraz daha bu taraftaki riskin daha en azından görünür olduğunu düşünüyorum. Bono piyasasındaysa tabii bono fiyatlamaları biraz daha makroekonomik gerçekliğe yakın fiyatlamalar. Çünkü burada daha büyük bir kurumsal yatırımcı kitlesini görüyoruz. Burada da bono tarafında büyüme ya da en azından kısa vadede bir toparlanmaya işaret edecek bir fiyatlama maalesef göremiyoruz. ABD tarafındaki bono fiyatlamaları halen çok minimal seviyelerde, hatta uzun vadeli bonolarda bile eğer belli kritik eşikleri aşağı kırabilirse burada tekrardan acaba deflasyona mı gidiyoruz şeklinde çeşitli soru işaretleri olabilir. Bence halen piyasanın önemli oyuncuları toparlanmanın gücüne ve büyüklüğüne çok ikna olmamış gibi duruyor. Burada daha çok bireysel yatırımcının belli bir akımıyla biz ilerliyor gibi duruyoruz. Eğer burada kurumsal yatırımcı belli bir süre sonra özellikle borsa tarafında bence devreye girmezse bu seviyelerden bir düzeltme gelebilir. Bu düzeltmenin derinliği noktasında tabii ne kadar olur? Gerçekten Mart ayındaki gibi tekrardan dener miyiz? Özellikle ABD tarafında denemez miyiz? Buna bakıyor olmak lazım. Fakat bunun için de bence biraz bilançolu, özellikle ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek bilançolarına bakıyor olmak lazım. Çünkü ikinci çeyrek bilançoları büyük ihtimalle oldukça kötü gelecek ve bu kötülüğü şu anda analistleri bile bence tam anlamıyla kendi modellerine koyamadığını düşünüyorum. Burada ikinci çeyrek bilançolarından sonra biz hasarın ne kadar olduğunu ve şirketler özelinde riskin ne kadar arttığını göreceğiz. Bunu görmediğimiz sürece de bence şu aşamada bu kadar belli pahalı seviyelere gelmiş riskli varlıklardan uzak durmak en mantıklı gibi duruyor. Düşük faiz dönemi beklentisi var. En azından uzunca bir süre merkez bankalarının mevcut düşük faiz ortamını koruması beklentisi var. Bunun finansal piyasalarda uzun vadeli etkisi ne şekilde olur diye soruyoruz. Yani reel getiriyi hesaplamak için enflasyona bakıyoruz. Enflasyonun da düşük olacağı varsayımı var. Bazıları bunun tam tersi olacağını da düşünüyor. Mevcut verilen teşviklerin er veya geç bir enflasyon patlamasına sebep olacağı. Böylelikle kamu borçlarının da eritilmesi için belki bir tercih olarak da söz konusu olabileceğini düşünenler de var ama siz ne dersiniz? Düşük faiz ortamına küresel piyasalar hazır mı? Bunun emarelerini görüyor musunuz? Eğer böyle bir durum söz konusu olacaksa varlık fiyatları üzerindeki etkisi ne olur? Tabii aslında düşük faiz ortamında küresel piyasalar 2008 sonraki dönemde oldukça alıştı. Yani biz buradan aslında hani ABD için belli bir faiz indiriminden bahsediyoruz. Fakat diğer gelişmiş ülke merkez bankalarında aslında gerçek anlamda bir faiz indirimi çok da fazla görmedik. Ne Euro bölgesinde ne de Japonya tarafında. Zaten sıfır ve negatif faiz olan ülkelerden ve bölgelerden bahsediyoruz. ABD'de de aslında düştüğümüz yer 1,5-2 seviyelerinden 0-0,25 seviyeleri. Yani aslında çok anlamlı, gerçekten finansal piyasalarda aşırı fiyatlamaları oynatabilecek seviyeler değil. Geniş çerçeveden baktığımızda. Enflasyona yönelik beklentilerse tabii aslında 2020 yılında büyük ihtimalle deflasyon göreceğiz. Bütün gelişmiş ülkelerde ve çoğu gelişmekte olan ülkede de çok düşük enflasyon oranları göreceğiz. Fakat 2021'den itibaren ben de biraz daha enflasyon fikrine yakınım açıkçası. Burada özellikle lojistik ağlarının biz ağır ağır değişmeye başladığını ve bu konuda da çoğu gelişmiş ülkenin aslında üretimleri kendi bölgelerine kaydırma yönünde şirketleri bu zor dönemde biraz daha sıkıştırdık görüyoruz. Mesela ABD özelinde en son 25 milyar dolarlık Çin'den üretimin getirilmesi için bir fon yaratılmıştı. Belki bu seçim döneminde bir miktar daha teşvik edilir ve burada şirketler bir miktar daha zorlanır. Çünkü şirketler özelinde de baktığımızda aslında önemli bir kaynak ihtiyaçları var. Bu konuda da dönüp alabilecekleri en büyük yer devlet. Ve devlet de eğer bu yönde bir baskıda bulunursa tabii herkes üretimi kendi bölgesine doğru çekmeye başladı. Bunun çekmesi ise tabii aslında üretim maliyetlerinin artmaya başladığı bir döngüye sokacaktı. Eğer bu gerçekleşirse biz deflasyondan hızla enflasyona doğru evrilebiliriz ki tabii o noktada aslında
bono tarafında da sert fiyatlamalar görebiliriz. Burada bono tarafında göreceğimiz sert fiyatlamalarsa tüm küresel finans dünyası bence derinden sarsacaktır. Ferhat Yükseltürk, teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Sağ olun. Bir haberimize devam edelim. 5 kitap açıklandı. Mayıs ayı raporu açıklandı dün akşam. Bu raporda neler var diye bakınca gördüğümüz tablo çok parlak değil. Rapora göre ABD içinde çoğunluk hala toparlanma hızına dair kötümser beklentiler içerisinde. Üretim zayıf, tüketim zayıf ama en büyük darbe istihdam tarafında, işsizlik tarafında yaşanacakmış gibi görünüyor. Haberimizi izleyelim, devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde pandemi nedeniyle çoğu kişi olası ekonomik toparlanma hızı konusunda hala kötümser. Analiz Fed'in 5 kitap raporunda yer aldı. ABD Merkez Bankası ülke ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı 5 kitap raporunun Mayıs 2020 sayısını yayımladı. Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda COVID-19 salgını ile ilgili aksamaların bir yansıması olarak ekonomik faaliyetin tüm bölgelerde azaldığı ve çoğu kişinin olası toparlanma hızı konusunda kötümser olduğu bildirildi. Raporda perakende firmaların zorunlu olarak kapanmasıyla tüketici harcamalarının daha da düştüğü belirtilerek ekonomik faaliyetteki düşüşün seyahat ve turizmdeki azalmayla özellikle dinlenme ve konaklama sektöründe ağır bir şekilde hissedildiği vurgulandı. Bölgelerin çoğunda imalat sektöründe keskin düşüşler yaşandığına dikkat çekilen raporda, otomotiv, havacılık ve enerji ile ilgili tesislerde üretimin zayıfladığı aktarıldı. Tarımsal koşulların da kötüleştiğinin belirtildiği raporda, maaş koruma programı kredilerine yönelik güçlü bir talep olduğu kaydedildi. Öte yandan Fed, 5 kitap raporunda sosyal mesafe önlemleri ve işletmelerin kapanmasıyla istihdamın da tüm bölgelerde sert bir şekilde azalmaya devam ettiğini vurguladı. Salgın tam anlamıyla küresel bir şok yaşattı bize. Son 100 yılın en büyük darbesini yedi ekonomik sistemler. Üretim durdu büyük oranda, tüketim durdu büyük oranda ve bu ekonomik duruşa karşılık hükümetlerin verdiği devasa tedbirleri, teşvikleri, paketleri gördük, izledik. Bunun yanına merkez bankalarının parasal tedbirleri geldi. Biz de bugüne kadar alınmış, uygulamaya konmuş tedbirleri birleştirelim, izletelim, izleyelim istedik. Haberimizi izleyelim, devam edelim. İnsanlar koronavirüs sebebiyle yaşam mücadelesi verirken bir diğer hayatta kalma savaşını ülke ekonomileri veriyor. Uluslararası kuruluşlar 1930'lara damga vuran büyük buhrandan bu yana yaşanan en sert daralmaya dikkat çekerken, Japonya, İngiltere gibi büyük ekonomiler resesyon bayrağını çekmiş durumda. Bu tablo karşısında ekonomiyi canlandırmak amacıyla açıklanan ekonomik paketler, hibe destekleriyle tahvil ve hisse senedi fonları satın alınmasının yanı sıra kamu harcamaları, kredi garantileri ve vergi indirimleri gibi birçok yardımı içeriyor. Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri, virüs etkilerini en derin yaşayan ülkelerin başında geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Mart sonu 2 trilyon dolarlık Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük ekonomik teşvik paketini onayladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed ise faizi sıfır seviyelerine çekerek bir dizi tahvil alım programı başlattı. Mart ayında 2 trilyon dolarlık teşvik paketi devreye alındı. Fed politika faizini sıfır seviyesine çekti. Tahvil alım programı başlatıldı. Senato'ya 3 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi sunuldu. Salgının başladığı ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumunda olan Çin'de koronavirüsten büyük hasar aldı. Çin ekonomisi 2020'nin ilk çeyreğinde %6,8 daraldı. Dünya büyümesinin Çin büyümesine paralel olması sebebiyle Çin'in bu yıl için 1990 yılından bu yana ilk kez büyüme hedefi koymaması ekonomik tahribatın daha gün yüzüne çıkmadığı sinyali veriyor. Açıklanan 2 trilyon yuanlık vergi indirimleri, 117 milyar yuanlık teşvik paketi, COBİ'lere verilen kredilerin %30 artması, finansal sisteme sağlanan likidite ve Çin Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, Çin'in aldığı önlemlerin sadece birkaçı.
Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi Japonya'da Mayıs ayında resesyona girdiğini duyurdu. Japonya Başbakanı Abe ilk olarak Nisan ayında 1.1 trilyon dolarlık paketin devreye alındığını duyurdu. 27 Mayıs'ta 1.1 trilyon dolarlık ikinci paket de devreye alındı. Avrupa Birliği ekonominin karşı karşıya olduğu benzersiz kriz nedeniyle üye ülkelerin ekonomisini canlandırmak için 750 milyar euroluk fon önerisinde bulundu. Avrupa Birliği Komisyon Başkanı von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurul toplantısında üye ülkelerden destek istedi. Fonun 500 milyar euroluk kısmının geri ödemesi SİBE şeklinde olması, 250 milyar euronun ise borç kredisi şeklinde verilmesi öneriliyor. Bu desteğe ek olarak Avrupa'nın iki lokomotif ülkesi Almanya ve Fransa ülkelerini ayakta tutabilmek için yoğun mesaiydi. Almanya devreye alınan 750 milyar euroluk kurtarma paketinin yanı sıra 50 ila 100 milyar euroluk ikinci teşvik hazırlığında. Fransa ilk etapta 45 milyar euroluk destek paketi ilan etti. Ancak Nisan ayında Maliye Bakanı bunun 110 milyar euroya çıkarıldığını açıkladı. Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'de virüs sebebiyle resesyon girdabında. Ülkede Mart ayında açıklanan 350 milyar sterlinlik destek paketinin yanı sıra Nisan ayında 1.3 milyar sterlinlik ek paket açıklandı. İngiltere Merkez Bankası ülke ekonomisinin bu yıl %14 küçüleceği tahmininde bulunurken son 300 yılın en derin resesyonu olacağına dikkat çekti. Bir değerlendirme alacağız. İnfo Yatırım Araştırma Müdürü İsmail Güner telefon attığımızda. İsmail Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Borsa İstanbul'la başlayalım. Bayram tatili sırasında yurt dışı piyasalardaki iyimserlik bayramdan sonra bize de yansımış gibi. O iyimserlik kısmen devam ediyor yurt dışında, öyle görüyoruz en azından şu an için. Endekste de 106 bin olarak düşünülen kısa vadeli hedeflere yaklaşıldığını gördük. Son durumda 105.200 seviyesinde bir endekse karşı karşıyayız. Buraya kadar mıydı? Devamı gelir mi? Ya da bu iyimserliğin altı ne kadar dolu? Niçin hisse senetleri tarafında böyle bir heyecan var özellikle son bir haftada? Ne dersiniz? Evet. Şimdi bayram tatilinden itibaren değerlendirdiğimizde aslında bizim kapalı olduğumuz süre içerisinde yurt dışı borsalar tarafında sizin de bahsettiğiniz gibi oldukça yukarı yönlü sert hareketler gördük. Bu biraz daha ekonomilerin normalleşmeye başlaması, çarkların dönmeye başlaması ile birlikte bir iyimserlik havası oluştu diyebiliriz. Bunlar daha çok biraz daha kısa vadeli yaşanan bu olumlu adımların ekonomiye tekrar canlanmasına yönelik atılan adımların global piyasalarda, bizde de öyle, Türkiye'de de öyle, Amerika'da da öyle, Avrupa'da da öyle, bir an önce bu girdaptan çıkmasına yönelik her adım piyasalarda olumlu olarak şu an için algılanmaya devam ediyor. Tabii biz makro açıdan baktığımızda bu söylediklerimizin tam tersi, çok daha iç karartıcı bir tablo görmemize rağmen şu anda piyasalar o kötü gidişattan biraz daha çıkmanın umuduyla birlikte iyimserliği satın almaya çalışıyor. Diğer taraftan bakıyoruz, ABD-Çin arasında da aynı şekilde son günlerde bir gerginlik var. Özellikle Hong Kong konusunda Çin'in bir yasa tasarısı var. ABD tarafında da buna misillere Uygur Türkleri ile ilgili takım baskı altında olmasına yönelik Çin'e yaptırımlarla ilgili bir takım tehditkar açıklamalar görüyoruz Trump'tan. Şu an için piyasalar olumluyla olumsuz arasında baktığımızda haber akışlarına daha çok olumlu haber akışın haberleri biraz daha satın almayı tercih ettiğini görüyoruz. Özellikle S&P tarafına da baktığımızda son günlerde birçok uzmanın da yatırımcının da dilinde 3000 puan seviyesini kırdı mı, kırmadı mı, kıracak mı söylentileri. Şu anda orada da bu iyimserlikler satın alınarak en son S&P 3000 puanın üzerinde kapanış yapmıştı. Şu anda genel olarak baktığımızda global piyasalarda
Bu iyimserlik borsalara da yansıyor. Şu an için benim söyleyebileceğim, içeride de aynı şekilde bayram sonrası biz biraz daha geriden gelmiştik. Katar'la olan swap anlaşması piyasalar üzerinde oldukça olumlu bir etki yarattı. Artı devletin üst kademelerinden yeni başka ülkelerle de görüşme halindeyiz şeklindeki açıklamalar aslında piyasalardaki bu olumlu havayı biraz daha şu anda Borsa İstanbul tarafında da yaşanmasında sebep oluyor. Benim gördüğüm kadarıyla şu an için dolar TL tarafında ki bu hızlı yaşanan gerileme ve 6.80-6.81 aralığında kalmamız aslında bizim için burada piyasayı biraz daha canlı tutuyor. Tabii bu koronavirüsle ilgili de Türkiye'nin almış olduğu yol, izlemiş olduğu strateji o kadar pozitif bir etki yaratıyor ki. Yani şu anda dünyada Türkiye bu konuda, sağlık konusunda bütün ülkelerin dikkatini çekmiş durumda. Şimdi bu iyimserlikler de bizde de ekonomiyle ilgili bir takım yapılan son açıklamalar, Türkiye'nin büyümesiyle ilgili son gelen açıklamalar, Sayın Bakan, Ekonomi Bakanı Albayrak'ın da yapmış olduğu açıklamalardan da umutları biraz daha arttırıyor. Türkiye'nin normalleşme konusunda yurt dışına göre biraz daha bir adım daha önde olabileceği yöndeki umutları şu anda arttırmış durumda. Bu da hepsi, bu gelişmelerin hepsi bir anda fiyatlar üzerine yansımış durumda. Şu an bizim endeksimizde de son birkaç gündür 103 bin puanın üzerinde hareket ettiğimiz görünüyor. 102.700-103.000 civarı bu seviyelerden aslında 200 günlük bizim ortalamamız geçiyor. 200 günlük ortalama deyince biz uzmanların biraz daha durup düşünmesi lazım. Yani çünkü çok önemli trend dönüşlerinin işareti olan bir algılanması gereken bir gösterge. Bu seviyenin üzerinde kalıp kalmayacağımız şu anda piyasada tartışma konusu. Bunun üzerinde, bu seviyenin üzerinde kalmaya devam ettiğimiz sürece de burada iyimserlikler mutlaka devam edecek. Daha çok burada biz hisse bazlı hareketler bekliyoruz. Bilançolar gelmeye peyderpey devam ediyor. O yüzden şu anda 103 binin üzerinde kalıp kalmayacağımızı biz takip edeceğiz. Yukarıda 106 bin seviyesi oldukça önemli. 106 binin ben yukarı yönde uzaklaştıkça aslında kar rezasyonlarının gelme ihtimali de artacak. Bugün de aynı şekilde 105 binin üzerinde kar rezasyonlarının biraz daha ivme kazandığını biz gördük. Yani haberle gelen, dışarıdan gelen haberlere karşı çok daha hassasiyet arttığı görülüyor. Özellikle doların küresel çapta bu son Çin, ABD gerilimiyle birlikte toparlanması, kuvvetlenmesi şu anda dolar TL üzerinde kısmi bir baskı yaratmış durumda bugün için. 6.78'lerden 6.81'lere kadar çıkmış durumdayız. Bu da şu anda endeksi bu seviyelerde biraz daha gün içerisinde kendi içinde kar rezasyonların yaşanmasına sebep veriyor. Şu an söylediğim gibi aşağı yönlü 103 bine kadar olabilecek geri çekilmeler bizim için gayet normal olarak karşılayacağız. Kar rezasyonu şeklinde karşılayacağız. Ama dediğim gibi 106 binin üzerinde çıktığımız takdirde de burada olumlu algılamakla birlikte burada biraz daha temkinli hareket etmemiz gerekecek. Muhtemelen piyasa şu anda daha çok yurt dışından gelecek haber akışına bağlı hareket edecektir. Özellikle Türkiye'nin kendi içinde bu swap anlaşmasıyla ilgili gelebilecek haberler burada bizim daha yukarıya gidip gitmeyeceğimiz de aynı şekilde etkileyecek. CDS'lere bakıyoruz. 650 seviyelerinden şu anda 540 seviyelerinde aşağı yukarı dengelenmiş görünüyor. Burada aşağı yönlü eğilim görebilirsek yeni aşağı destek seviyeler 500'ün altına doğru bir gerileme gördüğümüz takdirde
Bizde yine yeni bir yukarı yönlü yükseliş dalgasının başladığından bahsedebiliriz. Tekrar 110 bin seviyeleri konuşulmaya başlanabilir. Ama şu an 200 günlük ortalama yeni 2 gündür üzerinde hareket ediyor olmamız bizim buralarda biraz daha mesai harcayacağımızın bir sinyali olarak biz düşünüyoruz. Çünkü bu tür ortalamalar hemen bir günde, iki günde kırıldı, bitti, tekrar trend başlıyor şeklinde algılanmaz, algılanmaması gerekiyor. Burada fiyatların biraz daha oturması lazım. Şu anda yabancı yatırımcılar oldukça minimum safhada, daha çok yerli yatırımcılarla hareket ediyoruz. O yüzden biz buralarda kalmayı başardığımız sürece hisse bazı hareketlerle yeni gelecek haberlere bağlı olarak piyasa yönünü belirleyecek diye düşünüyoruz. Tabii değerlemenin yapılmasının zor olduğu günler, daha zorlu günleri yaşadı küresel piyasada yatırımcılar. Evet. Ama şimdi kısmen temkinli açılmanın yarattığı iyimserlik içerisinde belki yeniden bir değerleme yapmak gerekiyor olabilir bütün piyasalar için, yatırımcılar cephesinden. Ama değerleme yapmak için belki bundan bir ay öncesine göre daha rahat olabiliriz ama elimizde nette ne var? Yani siz Türkiye piyasasını değerlendirirken bu denklemin içine ne koyuyorsunuz? Düşük faiz, düşük enflasyon ortalamını mı? Daha düşmesi beklenen enflasyonu ve faizi mi? Yoksa ekonomide en kötüsünün geride yaşanmış olma ihtimalinin yaratacağı heyecanı mı? Şirket karlılıklarının nereden nereye evrileceğini öngörmek için elinizde yeterli done var mı? Siz bakışınızı netleştirirken, çok uzak vadeyi sormuyorum, önümüzdeki 3 ay veya 6 ay nereye odaklanacaksınız? Evet, aslında şöyle söyleyelim. Enflasyonla ilgili yaz aylarına giriyor olmamız aslında enflasyonun aşağı yönlü gelme ihtimalini biraz daha şu anda arttırmakta. Diğer taraftan Merkez Bankası da faizleri aşağı doğru çekme eğiliminin devam edeceği kanaatindeyiz biz. Ve ekonominin de küresel bazda ekonomilerin de canlanmaya başlaması, hayatın normalleşmeye başlaması, ülkeler arasında ticaretin tekrar ivmelenmeye başlaması aslında şu anda bardağın dolu tarafından bakmamızı sağlıyor. Tabii burada 3 aylık değerlendirdiğimizde ilk 3 ayda birçok şirketin bilançosu kötü geldi. Özellikle Şubat, Mart ayları ve Nisan ayı biraz daha kayıp ay. Yine Mayıs ayı da aynı şekilde. Şimdi ikinci çeyrek bilançoları gelmeye başlayacak. İlk çeyrekten sonra, bittikten sonra. Burada da söylediğimiz gibi Mart ve Nisan Nisan, Mayıs ayı şu anda yine kayıp ay olarak görüyoruz. Haziran ayında biraz daha küçük küçük canlanmalar göreceğiz. Yani büyük bir ihtimalle ikinci çeyrek de biraz daha riskli. Ama daha sonra bu ikinci çeyrekten sonra biz 3 ve 4. çeyreğin çok daha verimli geçeceğini düşünüyoruz. Stratejilerimizi ona göre yapıyoruz. Tabii burada beklentiler önden alınıyor biliyorsunuz. Evet. Genelde piyasalarda. Burada biz sakinliğimizi koruyabilirsek, yani yurt dışı piyasalardan çok fazla olumsuz ayrışmadığımız sürece dolar TL tarafında çok ekstra bir beklenmedik hareketler Türkiye'yi olumsuz etkileyecek şekilde yaşanmadığı sürece muhtemelen biz biraz daha iyimser bakış açımızı sürdüreceğiz. Söylediğimiz gibi burada birçok şirketin bilançosu kötü gelse dahi en azından küçük bir örnek vereyim. Türk Hava Yolları bugün beklentilerin de çok üzerinde. En az %30 üzerinde kötü geldi. Dün tavandı. Bugün yine oldukça hızlı bir başlangıç yaptı ve şu anda %2'ler civarında fiyatlanıyor. Yani burada şimdi bilançoya göre mi bakacağız yoksa piyasanın biraz daha normalleşmeye satın alması mı? Yani burada şimdi çok göreceli kavramlar. Muhtemelen önden bir şekilde piyasalar bir takım iyimser beklentileri satın alacaktır. O yüzden ben biraz daha iyimser olunması taraftarıyım.
İnfo Yatırım Araştırma Müdürü İsmail Güner, teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Piyasalara dair bir değerlendirmeyi de Doktor Tolga Dağlaroğlu'ndan aldık. Alpara yayında Dağlaroğlu normalleşme sürecini değerlendirdi. Normalleşme ile birlikte piyasalarda yükseliş yaşanacağını düşünüyor Tolga Dağlaroğlu. Bizim işte bütçe açığı bu kadar olmuş. Gayri safi yurt içi hasılanın %4'üne çıkmış ya da enflasyon %13 olmuş. Bence artık temel makro değişkenlerdeki bozulma bu pandemiyle beraber çok önemli olmadığını düşünüyorum. Dünyada kamu borç stokuna baktığınızda işte %250'lere geliyor Japonya'da. Amerika o şekilde. Yani dolayısıyla özellikle burada hasar gören sektör, hasar gören iş kolları neyse bunlara yönelik teşvikler son derece önemli. Biz bu iş kollarında, bu sektörlerde bozulmayı durdurduktan sonra bence bütçe dengesi ve enflasyonun önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla buradan en az hasarla çıkabilmek önemli. Biz hep şunu konuşuyoruz, işte enflasyon hedefini tutturamazsa veya Merkez Bankası sıkı para politikası uygulasın, kur artar. Burada bir kur riskiyle karşı karşıya sarsıldı ama biz burada kısmi sermaye hareketliliğiyle beraber özellikle yurt dışı bankalarla swap işlemleriyle işlemlerine sınırlama getirmesi, Merkez Bankası ile yapmış oldukları swap işlemlerinin limitin arttırılmasıyla beraber, yabancı payının da son derece düşük olmasıyla beraber aslında bir noktada kısmi sermaye hareketliği altında Merkez Bankası parasal genişlemeye giderek bu COVID-19 pandemi sonrasında ortaya çıkacak büyüme ve işsizlik tarafındaki kaybı telafi etmeye çalışıyor. Bence burasının önemli olduğunu düşünüyorum. Piyasa gündeminin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.